Herancım, bilmemen ayıpla bilmemen ayıp sinemanın bir kesişim kümesi. Araba filmi hem araba hem film anlatıyoruz. Kitlemizi de bence çıldırtacak bu. Uuaa diye şey yapacaklar. Otomobil severleri sinemalara sürükleyen film serisi. Ha? Evreni. Evreni. Yani seriyi de artık aşmış. Artık genişletiyorlar değil mi? Doğru. Yan hikayeler. Evet, evet. Aynen. Ne anlatacağım bugün? Hızlı ve öfkeli. Dün 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 dün. A oğlun iki yıldır iki çok Kardeşim Türkiye'de en çok izlenen yabancı film. Seriesi. Ha. Evet. Abi ben bilmiyorum o kadar yazdım ama hiçbir şey bilmiyorum. Aynen dokuzuncu filmi çektiler biliyorsun ama e, o kendisi de dokuzuncu filmde bir korona zede oldu. Nisanın başında vizyon yapacaktı aynı James Bond gibi o da korona yüzünden See you later. Aynen yapacak bir şey yok. Biz Biz devam edeceğiz. 8 tane film var. Anlat. Para hep dışarı gidiyormuş ama ya. Biz çok izliyormuşuz onu. Benim bir arkadaşım fikri var onun yerlisini yapmak diye. Harun buradan selam gönderelim. Hızlı ve öfkeli yerlisi mi? Tüplü ve öfkeli abi. <laughs> <laughs> devam. Serinlik filmi Hızlı ve Öfkeli 2001 yapımı soygun ve sokak yarışı filmiydi. İlk başta basit bir yaz filmi olarak düşünülmüştü. Fakat potansiyeli fark edildi ve 2020'li yıllara gelindiğinde The Fast Saga yani hızlı ve öfkeli evrene dönüşmüştü. Artık filmlerinin yanında oyunlar, oyuncaklar, animasyon dizileriyle Universal Studios'un en büyük kazanç kapısından bahsediyoruz. 2000'li yıllar tüm dünya tarafından merakla bekleniyordu. Teknoloji gelişiyor ve hayatımız dijitalleşiyordu. Takvimler 2000 yılını gösterdiğinde çağın değişeceği düşüncesi hakimdi. Ben mesela ayda bir kere abi fatura ödemek için Çankaya'ya gidiyordum. Değil mi her şey yani. Abi sıraya girip bekliyorduk ya Aynen. saatlerce. Şimdi erancım tam bu dümbük adam muhabbeti oldu. <laughs> yani bir tuşa basıyorsun. Benden habersiz mobil bankacılık reklamı mı <laughs> Lafı nereye getirmeye çalışıyorsun? Keşke ya keşke ha? bankalar düşünmez misiniz? Eskiden çankaya gider sıra beklerdik. Bak artık ha. öyle şeylere gerek yok. Ne kadar hızlı hallediyorum. <laughs> çıt çıt. <gülüyor> bir de şey var ya Campbell ile konuşacağım falan <laughs> işte. Hi Jack, uh, I'm uh, doing my YouTube channel. <laughs> recording <laughs> <laughs> Dur oğlum para almadan yapma şu <laughs> Ha, pardon ya. tamam. Cambly. Bak şş, buradayız. Şş, tamam. Hadi Potansiyon, devam. Sadede de gel. Hadi devam et. Devam. Değişen koşullar sinemayı da etkiledi. Senaryoların edebi niteliği azaltıldı. Aksiyona odaklanıldı. Hızlı ve öfkeli de casusluk, polisiye, modifiye arabalar odaklı bir filmden fantastik aksiyon öğeleri içeren bir evrene dönüştü. İzleyenler belki hatırlarlar. İlk filmler Paul Walker'ın hikayesini konu alıyordu. Bu rol içinde yani Brian rolü içinde Christian Bale, Mark Wahlberg ve hatta Eminem düşürülmüş. O dönem daha sonra serinin baş kahramanlarından biri olacak Paul Walker, The Skulls filminde yönetmen Rob Cohen ile birlikte çalışmaktaydı. Yönetmenliğin yanında yapımcılık ve yazarlık da yapan Cohen, 1998 yılında Vibe dergisinde sokak yarışları ile ilgili bir yazı okumuş ve beğenmiş. Yani hızlı ve öfkeli evreninin başlangıcı şuna dayanıyor. Merak edenler için yazının başlığı Racer X. Hatta film içinde bu isim düşünülmüş. Diğer alternatiflerde Redline ve Racer Wars. Ve hatta Cohen illegal yarışları izlemeye gitmiş ve her şey böyle başlamış. Universal film Neil H. Moritz ile polis oynamıştır ikinci filmde şuraya koyalım. Bir sokak yarışı filmi yapmak için anlaşmış. Hızlı ve Öfkeli isminde karar kıldıklarında ise 1955 yapımı Hızlı ve Öfkeli filminin isim haklarını satın almak zorunda kalmışlar. Bu satın almada şöyle gerçekleşti. 1955'teki filmin haklarını elinde tutan Roger Corman Universal arşivinden görüntüler verilerek takas yoluna gidildi. Yani Holosco ve bir miktar parayla koskoca <laughs> <doz> <laughs> hızlı ve ismini satın almışlar abi. Abi o Apple'ın ilk kurulduğunda bir üçüncü ortak varmış ya, erken ayrılmış. <laughs> bu abi, bu abi öyle olmuş. Ben şey dedim, ben hırdavat <laughs> işi yapacağım <laughs> falan diye öyle gitmiş. <laughs> Apple ama. Ben. Abi bu şey gibi, İzmir'de mesela bir sürü öyle insan vardır ya, Gazi Emir'in yarısı dedeminmiş falan. Evet. <laughs> Aynen, o da demiş ki, orası zaten kayalık, istemem falan. 40 yıl elimde tuttu da ne oldu, verdim <laughs> gitti. <laughs> devam. Filmin hikayesi 91 yapımı Point Break'ten yola çıkarak düşünülmüş. Hızlı ve öfkelinin esin kaynaklarından biri olan bu filmin yönetmeni Oscar bölümünde bahsettiğimiz Catherine Bigelow. Oscar bölümünde şuraya koyuyoruz. Yani Oscar alan ilk kadın yönetmen. İki filmin ortak noktalarından en çok göze çarpanıysa Malibu'da yer alan Neptune's Net isimli restoranda geçen sahneleri. Devam. Pauline Curie'sini bulmak pek kolay değildi. Stüdyo Dominic Toretto rolü için Timothy Olyphant'la anlaşmaya sıcak göze bakıyordu. Fakat yapımcı Moritz duruma müdahale etti ve Vin Diesel'ı önerdi. Vin Diesel senaryoda birkaç değişiklik yapmak şartıyla rolü kabul etti. İlk filmin yeri de bence ayrıdır. Bunun en büyük sebeplerinden biri de gerçeğe yakınlığı. Hatta yönetmen Cohen ilk filmde gerçek sokak yarışçılarını kullanmış. Dominic'in kardeşi ve Dominic ve Brian'ın tanışmasına vesile olan Mia Toretto rolü içinse Natalie Portman, Kirsten Dunst gibi isimler düşünülmüş. Fakat rolü o dönem 20'li yaşların başında pek de deneyimi olmayan Jordana Brewster kaptı. Michelle Rodriguez'in görümcesi oldu. Ah Michelle'im ah! <laughs> ah! Garajda terlemiş, arabadan, kaputtan böyle kalkıyor. Bir de yani Michel Rodriguez'in e, normal şeyinde de o var abi. Kadının böyle omuzlar böyle biraz geride böyle, göğüs öne doğru. Hani böyle sürekli bir ne diyorsun lan sen falan. <laughs> <laughs> Ondan tamam. zaten full atar gider ya. O Moretto evet. ekirisi. <gülüyor> <gülüyor> ne kim geliyor? da döverim ha kafanı kırarım. <laughs> Aynen. Bu İlk bizim... filmde hep o muhabbet zaten. Biz... Devam. Arkadaşlar abone olun, yorum yapın, like verin ve oraya da çana basın. Teşekkürler. Ula keşke dövecekmiş gibi söylemeseydin insanlar. Şimdi orada varsa da olmadı yani. Bunu hiç beceremiyorum kapa, ya. Kapa, tamam, kapa, kapa. Kimseden hiçbir şey isteyemiyorum. Kapa. Ben hep yolumda tekim be. <laughs> Bir de bu gerçek hikayelerine de değindin ya. Arka plandaki o dönemdeki ilk iki film özellikle. Arka planda gözüken araçların çoğu gerçek gerçek modifiye araçlar ve gerçek kullanıcılarıyla oradalar yani. Sakat bir şey ama ya. Sen illegal yarış yapıyorsun. Orada gidiyorsun böyle şeyde <laughs> filmde oynuyorsun falan. Ya sonuçta... <laughs> Eşgal veriyorsun yani. Modifiye bir yaşam şeklidir. <laughs> modifiye yapmak da illegal bir şey değildir abi. Yani sonuçta kuralları var. Uyarsan modifiye yapmak bir kültür. <laughs> yarışmak. yarışmak. Yarışmak da değil, sokakta yarışmak yasak. O zaman ne diyoruz? Caddede değil pistte. İşte bu ya. Instagram hesabımızda koy alta. Bilmemen ayıp Instagram hesabı da burada. Devam. Görümceler hakkında çarpıcı bilgimiz de şöyle. İlk film için sözleşmeye imza attıklarında ehliyetleri bile yokmuş. Çekimler sırasında almışlar. Alın bu bilgiyle ne yaparsanız yapın geliyor. Brian ve de 6. filme kadar konuşmamışlar. Küslükten değil öyle yazılmış. 1. film bütçesi itibariyle ötekilerden düşük olsa da şu sekans için 1500 araba ve 1000 kişilik figürasyon kullanılmış. Erhan'cım Swap Masters'a da buradan selam çakacağım bir bilgi geliyor. İlk filmde Leon'un kullandığı Nissan Skyline R33 JDM'miş hocam. Oo. Bilmez miyiz ya? Ya Amerika'da satılmıyormuş, Japonya'dan getirmişler. Aynen. JDM'in açılımı kardeşim Japon Domestic Market demek. Japon regülasyonlarına uygun otomobillere JDM deniyor. En büyük farkları da İngiltere'deki gibi direksiyon sağda. Japonya'da Aynen. da öyle. E şeyde Brian'ın arabası da Skyline'da sağdaydı direksiyon. Aynen. Abi Amerika'da bir yasa var. Regülasyonlardan dolayı aracı sokamıyorsun. Ama 25 yıl sonra onu artık böyle klasik kategorisine falan girdiği için sokabiliyorsun. O yüzden o JDM'ler hep değerli. Para verip de satın alamayacağın bir Nissan modeli o. Amerika'da da getirtip direksiyonu sola alıyorlar. Sırf o işi yapan garajlar var. O zaman Swap Masters'a selam çakalım. Devam. İlk film beklentileri alt üst etti ve 2001 yılında dünya çapında 207 milyon dolar haslat yaptı. Devam filmi 2 yıl sonra gelecekti. Şaşırtıcıdır ki bugünkü hızlı ve öfkelinin başındaki adam Vin Diesel ikinci film için gelen teklifi ve dolayısıyla 25 milyon doları 2002'de reddetmiştir. Sebebi de senaryoyu beğenmemesi. Yetersiz bulmasıydı. İlk filmin yönetmeni Cohen de Vin Diesel'la çektiği Triple X filmini bahane ederek ikinci filmi yönetmeyi reddetmişti. Universal Studios da ikinci filmi Paul Walker'la çekmeye karar verdi. Yönetmen koltuğuysa Oscar tarihinin en genç Afrikan Amerikan yönetmen adayı John Singleton'a emanet edildi. Singleton kendisi ile beraber Baby Boy filminde beraber çalıştığı Tyrese Gibson'ı getirdi. Brian'ın yeni ekürsü yaptı. Arkadaşına da güzel gelir kapı açmış oldu. Tabi hakkını yemeyelim. Mustang ve Corvette sahibi abilerle olan sahneleri full doğaçlamaymış. Tyrese Gibson 5. filmde geri dönecek ve bir daha hayatımızdan hiç çıkmayacaktı. 2. filmin başında telefon geldi. Brian sağdan direksiyonlu Nissan Skyline GTR'ına bindi. Bu araba orijinalde Paul Walker'a aitmiş. Çekimlerde arabayı kullanan şoförlere arabayı tarif ettiği oluyormuş. Dublör yerine kendisinin de araba kullandığı oluyormuş. Mesela şu sahnede Lancer Evo'yu verin abi ben yaparım demiş ve bu sahne ortaya çıkmış. Skyline'ın gelişi de dillere destan. Çekim anlaşılacağı üzere yine kendisi oynamış ve kullanmış. Bu filmde hafızalara kazınan köprüden atlama sahnesinde arabalar kumandayla kontrol edilmiş. Alın bu bilgileri ne yaparsanız yapın geliyor. İkinci filmdeki şu malikane Sylvester Stallone'ya e aitmiş. Mekan kiralama işinden de parayı götürüyor. İkinci filmde 200 küsür milyon dolar hasılat yapmıştı. Bu demek oluyor ki üçüncü de garantilenmişti. 2006'ya gelindiğinde Hızlı ve Öfkeli Tokyo Drift'le çalıştık. <laughs> Three. Drip. To... <laughs> Ezberimde yani. Beynimize kazındı ya. Devam. Bu film aynı zamanda serinin Amerika dışına çıkması anlamına da geliyordu. Amerikalılar egzotik buldukları yerlerde yarış yapma fikrini bu filmle sevdiler. Sonra bundan vazgeçemediler. Zaten ilk filmden itibaren Uzak Doğu ve Amerikan arabaları karşılaştırması filme hakimdi. İlk filmin son sahnesindeki Toyota Supra ve Dodge Charger kapışması hala hafızamızda. Zaten izleyenler Amerikancı kaslı güçlü Toretto'nun kendisi gibi kaslı arabalarını övmelerini hatırlayacaktır. Vin Diesel'da seride genel olarak Amerikan arabaları kullanıyor. Kullandığı başka araba da varsa yorumlarda belirtin. Vin Diesel zaten fazla kaslıydı. Yarış savaşları sahnesi çekilirken dublörün burnunu kırmış dana. Abi ilk filmde 60'tan fazla Japon arabası varmış. Evet. Bu bir de şey anlamına da geliyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Hiroshima ve Nagasaki'den sonra Amerika uçak üreticilerine ambargo koyuyor. Savaşı kaybeden ülkelere savaş endüstrisi yasaklanıyor Daha ilginç söyleyeyim sana. 2. Dünya Savaşı'ndan kaybederek çıkan iki ülke Japonya ve Almanya şu anda otomobil piyasasını domine ediyor. Abi. Şunu anlıyorum ben filmi izlediğim zaman Amerikalılar Japon arabalarının bu kadar sektörün içine yani piyasanın içine girmesinden rahatsız oluyorlar aslında evet, evet. ve yarıştırıyorlar anlatabildim mi? Evet, ve tamam. her zaman şeyi söylüyorlar mesela Toretto hep şey diyor işte diyor Amerikan Muscle gibi olamaz bu diyor. Falan. Beğenmiyor hani şeyi, Japon arabalarını. He. Ama onlarsız da olmuyor falan. Böyle ikisinin ortası bir şey bulmaya çalışan bir yapı var filmde. Devam! Vin Diesel 3. filmde de oynamayı reddetmiş. Ama küçük bir sürpriz yapmıştır. Hala izlemeyen vardır. Spoiler verip küfür yemeyelim. 2006 başkaydı ya. Ne anlamda? Bilgisayar oyunları drift. Filmler drift. Bizim sokakta şahinleri <laughs> abi. Çünkü <laughs> arkadan itişli olduğu için <laughs> böyle o <laughs> LPG kokusu böyle. <laughs> Araba şey yapmaya çalışıyor, drift yapmaya çalışıyor. Adam <laughs> perişan oluyor <laughs> falan. Devam! Yine Tokyo Drift için Mitsubishi Lancer Evo arkadan itişliğe çevirdi. Toyota da çekimler için 4000 lastik gönderdi. Tokyo'daki drift sahneleri de tamamıyla gerçekti. Çekim ileleri pek yoktu. Bu da oldukça riskli bir çekim takvimi anlamına geliyordu. Erhan'cım oversteer yaparsa çok kötü diyorlar. Ne demek o? <laughs> yaparsa kötü de oversteer'i sanata döndüren usta bilekler var. O yüzden sıkıntı ha. olmaz yani. Birazdan ondan bahsedeceğim. Az sonra! Az As sonra! Devam! ne karıyor! <laughs> <laughs> Bilim hemen ayıpı. Kanalı büyütmek istiyoruz. Oh, Ama ne olur. Keyzoku. Devam demekmiş. Alın bu bilgileri ne yaparsanız yapın. Tokyo'da çekim yapmaksa başlı başına bir mevzuydu. Gerekli izinler tam değildi. Zaman zaman kalabalık sahneler kaçak göçek çekiliyordu. Ve bir gün polis çekimleri durdurdu. Arkadaşlar yönetmen kim? Bizimle merkeze kadar gelecek dediklerinde Justin lini korumak için yapım sorumlusu kendini öne attı. Ve durun Justin benim dedi. Kısa süreliğine içeride tutuldu. Filmde Drift King'i Brian T. oynuyordu. Gerçek hayattaki Drift King ise filmin bir yerinde balıkçı olarak görülen Kenchi Tsuchiya isimli abimizdi. Dağdan inmeli o efsane drift sahnelerinde araba kullanmış. Sonra gel abi sen balıkçı oyna demişler. Bu tarz incelikler seride mevcut. Mesela ilk filmdeki şu Pizza hat servis elemanı az önce bahsettiğimiz yönetmen Rob Cohen'dir. Serinin üçüncüsü Tokyo Drift Han gibi yeni karakterler ekleyip Brian yerine sevimsiz bir gencin hikayesini anlatmıştı. Seriye nazaran gişede sönük kalacağını öngörmüş olacaklar ki Vin Diesel lütfen aşkım geri dön gel dediler. Vin Diesel'ın da seriye geri dönmek için şartları vardı. Evlilik programında üzerime ev yapın der gibi Riddick filmlerinin haklarını talep etti ve bu amacına da ulaştı. 2009'a gelindiğinde Paul Walker ve Vin Diesel geri dönmüştü. Bir daha sevimsizlerin hikayesi anlatılmayacaktı. Vin Diesel'a göre asıl devam filmi geliyordu. 2009'a gelindiğinde dığları atılmış hızlı ve öfkeli 363 milyon dolar hasılat yaptığı Tokyo Drift'i ikiye katladı ve ortamlara pis döndü. 2011'e geldiğimizde serinin 5. filmi Fast Five vizyona girdi. Bu film itibariyle hızlı ve öfkeli teması da değişiyor, günümüzdeki haline evriliyordu. Sokak yarışı modifiye filminden aksiyon polisiye türüne geçiş başlamıştı. Arabalar artık kovalamaca sahnelerinin bir parçasıydı. Stüdyoda para musluklarını açmıştı. Bu filmdeki tren sekansı için bütçenin %20'si yani 25 milyon dolar harcandı. Arizona'da gerçek bir tren yolu satın alındı ve bir tren, yanlış duymadınız bir tren parçalandı. Kişisel fikrim, hızlı ve öfkeli çip nerede, çipi aldınız mı, o gerçek çip, sahte çip bilmem ne derken başka bir şeye dönüşmüştü. Ama benim fikrim hiç önemli değildi, kimsenin umurunda değildim. Seyirciden tam not almıştı. Vin Diesel Facebook'taki fanlarına filmde kimi görmek istersiniz diye sormuştu. Ve bu sayede Dwayne Johnson hayatımıza girdi. Performansı çok beğenildi ve diğer filmlere de dahil edildi. Kendisi aynı zamanda bir Amerikan güreşçisi. Öyle ki Jason Statham'a Rock Bottom isimli imza hareketini yapmışlığı da var. Hatta serinin bir evrene dönüşmesinin örneklerinden olan Hubs Show filminde başroldeydi. 6. filmde 20 küsur dakikalık şu final sekansı en çok konuşulanlar arasına girdi. Bu sekansı bir takım işsizler incelemiş, bu kadar uzun uçak pisti dünyada yokmuş. Yaklaşık 29 kilometre olarak hesaplamışlar. Bu da dünyanın en uzun havaalanı pisti Kangu Banda'dan 5 kat uzunmuş. Furious 7, James Wan'ın 9. filmiydi. Daha önce Testeri serisinde yönetmen ve yapımcı olarak yer almıştı. İlk kez bir aksiyon filmi çekecekti. Gişe de sonuçlar oldukça iyiydi. Bir korku filmi yönetmeninden hızlı ve öfkeli filmi izlemek eleştirmenlerin de hoşuna gitmişti. Furious 7 1 milyar dolar hasılat barajını geçti. James Wan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Aquaman de 1 milyar dolar barajını geçen filmler arasında. James Wan maşallah dükkanı yer açmış ya. Aquaman hızlı ve öfkeli ya. <laughs> Çekeriz baba sıkıntı yok falan. Ama testereyi de çekmiş. Testere de iyi seviydi yani. 1 milyar dolar diyorsun ya. Bırak <sen> testereyi. <laughs> Ya 1 milyar dolar aynı. Sen ne dediğinin farkında mısın yani? <laughs> 1 milyar ya film filmden 1 milyar dolar kazanmak ya. Film film. Bizim dış borcumuz falan kaç milyar dolar acaba? Ya bundan daha fazladır da yani sonuçta. Ya fazla da hani şimdi Türkiye'de... ne bileyim 15-20 tane film yapsam bütün dış borcunu kapatabiliyorsun falan. Öyle. Hayır abi yani şimdi Türkiye'de en çok gişe yapan filmde sen oynadın biliyorsun. Aa evet. Bak yine laf oraya geldi. <laughs> Devam. Furious 7'de arabaları uçaktan atma sahnesinden bahsetmeden geçmeyelim. CGI yani özel efekt kullanılmamış. Aylarca planlama yapılmış. Furious 7 aynı zamanda tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri arasında. 1 milyar 516 milyon dolarla şu aralar 9. sırada. Ne kadar mal olmuş abi? 176. 176 yatırıp 1.5 milyar do... Of devam et. <laughs> yok ya böyle bir para Canım yok sıkıldı ya. devam et. Sevenleri vardır muhakkak hani. Küçümsemek istemem de. Film şey yani... Artık hiçbir felsefesi kalmadığı işin. Böyle uçuyorlar bir yerlerden sürekli. Takla atıp bilmem nereye giriyorlar. Öyle ama işte yani 1.6 milyar dolar diyorsun ya. Yani. Bana diyor ki sen kimsin Orkan yani. <laughs> Hadi. Zenginin parası zürtün çenesine ha. döndü vallahi bu program. Devam. Tabi bu filmle ilgili en üzücü konu da Paul Walker'ın daha çekimler devam ederken trafik kazası geçirip aramızdan ayrılmasıydı. Kalan sahnelerde Paul'ün kardeşleri Caleb ve Cody oynatılmış, yüzleri CGI ile değiştirilmişti. Bu iş için de Yüzüklerin Efendisi ve Maymunlar Cehennemi'nin özel efektlerini yapan Veta Digital'le anlaşmışlardı. Paul'ün ölümü en başta Vin Diesel için bir travma olmuş. Röportajlarda filmin akıbeti sorulduğunda defalarca yarıda kesmek durumunda kalmış. Paul'e ithaf edilen Furious 7 Soundtrack CEO Again şarkısı 2015 senesinde 21 milyon adet satarak birinci olmuş. Youtube'da 4,5 milyar görüntülenmeye yaklaşıyor. Bugün dördüncü sırada. Birinci kim? Despacito. Sana soruyorum. Birinci De kim? Despacito. Sen nereden biliyorsun? <laughs> Bunu senin bilmemen lazım kurgusal olarak. Ama ben bilmem <laughs> Devam. Bu filmden sonra stüdyo filmde kullanılan arabaları imha etmiş. Çünkü buradan bir ekonomi yaratılıp özellikle fanlar arasında büyük alışverişler oluyormuş. Hızlı ve öfkeli serisi Amerikan sinemasında ve bizde çokça bulunan bak aile çok önemlidir. Aileni satma, aileni bırakma mesajlarını işliyor. Now I know you guys are family. 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 You want to make this Hatta son filmin fragmanında gördüğümüz kadarıyla yine çoluk çocuk kaçırılıyor. Bu işleri bıraktım diyen Toretto'ya bu alemin girişi vardır, çıkışı yoktur babacım deniliyor. Filmlerde çokça gördüğümüz Toretto'nun ailesiyle mangal yaptığı evi de şuraya koyalım. Alın bu bilgiyle ne yaparsanız yapın geliyor. Yönetmen evin gerçek sahiplerine evi beyaza boyayın demiş. Arabaları öne çıkartmak istiyormuş. Yani zaten bu kadar cıvcıvlı olan arabaları neden öne çıkarmak istiyor onu da anlamıyorum. Devam. Bugün geldiğimiz noktada toplam hasılat 6 milyar dolara yaklaşmış durumda. Daha önce de dediğimiz gibi Universal Studios'un en büyük kaleminden bahsediyoruz. Hızlı ve Öfkeli serisi 8 film. Spin-off olarak da Hobbs Shaw Show çekildi. Dreamworks animasyon yapıyor. Bilmem kim oyuncağını yapıp satıyor. Konsol oyunlarına filmdeki arabalar ekleniyor. Derken Vibe dergisinde bir sokak yarışları yazısından bugünlere geldik. Toplam 9 film yapıldı. 20 senedir hayatımızda ve 10.sü geliyor. Görünen o ki daha da fazlası gelecek. Sevelim sevmeyelim. Eskiler iyiydi be diyenlerden olalım. Hızlı ve Öfkeli evreni yoluna gümbür gümbür devam ediyor. Vin Diesel'ın ilk filmde dediği gibi. Winning is winning. Vay arkadaş ya. Yani diyor ki Pınar başı <laughs> vurma <laughs> yani sen ne de dersen de abi. Hızlı ve öfkeli. Büyük koptu yani. Valla kardeşim teşekkür ederiz. Fast and Furious kalbimizdeki yeri ayrı. Bizi aydınlattın. Sağ ol. Arabaları da zaten hep seviyoruz otomobiller. Sinemada da bol bol görmek isteriz. Erhan'cığım o zaman şey diyelim mi? Arabalı videolarımız daha olacak. Bak şimdi gaza geldim. Sen Fast and Furious yaptın ya. Ben de yapacağım lan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Fast and Furious arabalarını incelediğim bir bilmem ne videosu. Yapalım mı sence? Arkadaşlar yazın yorumlara yazın. Yapalım mı yapmayalım mı? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum yapın, abone olun, bir şeyler yapın. Kanalı büyütelim. Bir dahaki bölümü ne yapmamızı istiyorsunuz onu da söyleyin. Yorumlarda bekliyoruz. Görüşürüz.